Hürriyet. Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası profesyonel futbol disiplin kurulu sevkleri açıkladı Fatih Terim ve Burak Elmas. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Sarı Kırmızılı ekipten teknik direktör Fatih Terim, yönetici Rezan Epözdemir ve başkan Burak Elmas PFDKYA sevk edildi. Fenerbahçe'den ise herhangi bir sevk gerçekleşmedi. İşte profesyonel futbol disiplin kurulu sevkleri. 1 Atakaş Hatay Spor Kulübü'nün 20.11.2021 tarihinde oynanan Atakaş Hatay Spor Fraport Tav Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki usulsüz seyirci alınması nedeniyle futbol disiplin talimatının 49. maddesi uyarınca PFDKYA sevkine. Atakaş Hatay Spor Kulübü görevlisi İsmail İşçi'nin aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile 2021-2022 sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 8 bölü 4 maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDKYA sevkine karar verilmiştir. 2 Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün 20.11.2021 tarihinde oynanan Atakaş Hatay Spor Fraport Tav Antalya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca PFDKYA sevkine karar verilmiştir. 3. GZT Giresun Spor Kulübü'nün 20.11.2021 tarihinde oynanan GZT Giresun Spor Öznur Kablo Yeni Malatya Spor Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki usulsüz seyirci alınması nedeniyle futbol disiplin talimatının 49. maddesi uyarınca PFDKYA sevkine. GZT Giresun Spor Kulübü görevlisi Hilal Çakır'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile 2021-2022 sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 8 bölü 4 maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDKYA sevkine. GZT Giresun Spor Kulübü görevlisi Elif Karabaş'ın aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile 2021-2022 sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 8 bölü 4 maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDKYA sevkine karar verilmiştir. 4 Aytemiz Alanya Spor Kulübü'nün 20.11.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanya Spor Beşiktaş AŞ. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 5 Vavakars Fatih Karagümrük Kulübü futbolcusu Lukas Rodrigo Bıglağ'ın 21.11.2021 tarihinde oynanan Kasımpaşa AŞ Vavakars Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca 22.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDKYA sevkine. Vavakars Fatih Karagümrük Kulübü futbolcusu Vegar Egan Hedestad'ın aynı müsabakadaki kural dışı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 43. maddesi uyarınca 22.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDKYA sevkine karar verilmiştir. 6 İttifak Holding Konya Spor Kulübü'nün 21.11.2021 tarihinde oynanan İttifak Holding Konya Spor Çaykur Rizespor AŞ, Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki usulsüz seyirci alınması nedeniyle futbol disiplin talimatının 49. maddesi uyarınca PFDKYA sevkine. İttifak Holding Konya Spor Kulübü görevlisi İsmail Üstü'nün aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile 2021-2022 sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 5 bölü 8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDKYA sevkine karar verilmiştir. 7 Galatasaray AŞ kulübünün 21.11.2021 tarihinde oynanan Galatasaray AŞ Fenerbahçe AŞ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi uyarınca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle futbol disiplin talimatının 49. maddesi uyarınca, saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig yayın talimatının 8/12 ve 8/13 maddeleri, futbol disiplin talimatı ve 6. maddesi ile müsabakalarda uygulanacak COVID-19 tedbirlerine ilişkin talimatın 4 bölü 3 maddesi uyarınca PFDKYA sevkini. Galatasaray AŞ. Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın aynı müsabakadaki, hakareti, nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDKYA sevkini. Galatasaray AŞ. Kulübü idarecisi Rezan Epözdemir'in aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile müsabakalarda uygulanacak COVID-19 tedbirlerine ilişkin talimatın 4 bölü 3 maddesi uyarınca, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca, hakem soyunma odası koridorundaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 39. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine. Galatasaray A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu Fatih Terim'in aynı müsabakadaki hakareti nedeniyle futbol disiplin talimatının 41. maddesi uyarınca ve tedbire uymaması nedeniyle futbol disiplin talimatının 50. maddesi uyarınca 22.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 8 Trabzonspor A.Ş. Kulübü'nün 22.11.2021 tarihinde oynanan Trabzonspor AŞ Gaziantep Futbol Kulübü AŞ. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki usulsüz seyirci alınması nedeniyle futbol disiplin talimatının 49. maddesi uyarınca PFDKYA sevkine karar verilmiştir. 9 Göztepe AŞ Kulübü antrenörü Bülent Yaşar Esen'in 22.11.2021 tarihinde oynanan Yukatel Kayseri Spor Göztepe AŞ. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesi ile 2021-2022 sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.